Çıkmadı mı haber? Yok hocam, daha demin konuştum. Çocuk bir de babasız kalmasın be Muazzez. Ya kim bilir neler çektiler. Sen kalk ülkenden, savaştan kaç. Burada başına gelene bak. Öyle deme. Her şerde bir hayır var. Araba çarpmasa kalbindeki sorunu bilemezdik. Şimdi hiç olmasa bir şansı var. Hocam yaptınız yine bir büyüklük. Sizden başkası alamazdı bu riski. Sen bu hastaneyi çok iyi biliyorsun Muazzez. Burası bir gecede kaderi değişen insanların geçtiği bir han. Onlar yolcu, biz hancı. Buradan gelip geçen herkes her şeyin en iyisini hak eder. O yüzden bunca zora, imkansıza rağmen dağ gibi dimdik ayaktayız. Bunları babam gördü mü? Vallahi gidişatın iyi olmadığından haberi var ama beni devamlı atlatıyor geldi hanım. Yani son çare size geldim artık. Anladım. Peki banka borcu erteleyemez mi sizce? Ya erteledikleri kadar ertelediler zaten. Yani bıçak kemiğe dayandı. Yalnız size açık söyleyeyim. Dilim varmıyor ama yakın bir tarihte iflas açıklamamız gerekebilir. Başka bir bankadan kredi çekmemiz lazım. Ama hangi referansla? Yani kim bize para versin ki? Zaten hastane ipotekli. Yani orası öyle. İsterseniz Veysel Hoca ile ben konuşayım. Yok sağ olun, ben konuşurum. Gelin. Geldi hanım. Müsait değilseniz sonra geleyim. Buyurun Vedat hocam, buyurun. Ben kaçtım zaten. Hadi size kolay gelsin. Ay Vedat hocam yapmayın. Siz de mi istifa ediyorsunuz? Vallahi çok üzgünüm ama maaşlar gecikiyor. Malum başka teklifler de alıyoruz. Ya tamam haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız da. Bari yerinize birini bulana kadar kalsaydınız. Diğer taraf hafta başı başlamam koşuluyla işi veriyor. Ya Veysel Hoca ile de konuşmak isterdim ama biliyorsunuz onunla konuşmak o kadar kolay değil. Bilmez miyim? Peki. Teşekkürler her şey için. Ben iletirim babama. Hoşçakal. Yine bir kadro kurmamız lazım babacığım ama hangi parayla, kime ikna ederiz hiç bilmiyorum. Bu kadar borç nasıl bitti? Hayret. Duyan da diyecek ki Poyraz'dan aldılar, yele verdiler. Nasıl birikmesin babacığım? Daha yeni işte, MR'ı yeniledik. Sonra masraflarını almadığımız onca hastayı düşünürsek zaten yeni bir şey değil ki bu. Onca yıldır zor bela götürüyoruz zaten baba. Peki ya bu eşek sıpaları? Niye dilekçeleri kendileri vermiyorlar? Ha? Bilmiyorum. Çekiniyorlar zar. Neden çekiniyorlarmış canım? Aa. Neden çekiniyorlar acaba? Vallahi bilmiyorum. İyi, iyi. Canları sağ olsun. Ne diyelim? Ben yayan yapıldak bu yola çıkarken hiçbirisi yanımda değildi. Varsın yine olmasınlar. Yepyeni bir kadro kuruyoruz. Hemen bugünden tezi yok. Buraya cerrah takımı istiyorum. Ve bir acil uzman. Hepsini bu hastaneye ortak yapacağım. Evet. Ortak yapacaksın? Evet, ortak yapacağım. Neye ortak yapacaksın baba? Borcumuza mı? Tüccar değil. Biz hekim arıyoruz Yelda. Anlıyor musun? Burayı kendi hastaneleri gibi sahiplenecek doktorlar lazım bana. Bugüne kadar hep hocalık yaptım. Elbet birilerinde hatırım vardır.
affedersiniz. Acile bir vaka getirildi, intihar. Canım niçin kabul ediyorsunuz? Acilde doktorumuz yok deseydiniz ya. Ne münasebet? Ben sağ oldukça bu hastanenin kapısından hiçbir hasta çevrilmeyecek. O kadar. Ha. Hocam, tamam siz çok yoruldunuz. Ben halledeceğim. Baba.